dersimizde amatör test birinin çözümünü yapacağız. 11 tane sorumuz var. Sorularımız kolayın bir tık üstü. Ortaya yakın soru tipleri. Birinci soruyla başlayalım. Yukarıdaki kavram haritasında verilen entalpilerden hangileri kesinlikle egzotermiktir diyor. Nötrleşme entalpileri kesinlikle egzotermiktir diyebilir misin? Diyebilirsin. Nötrleşme varsa ısı her zaman açığa çıkar. Cevap aşıkkıdır. Diğerlerine, diğerlerine de bakalım. Çözünme entalpisi. Gazların çözünmesi egzotermik ancak katı ve sıvılarda endotermik olabiliyordu kesin değil. Yanma entalpisi azotun yanması endotermik bak burada kesin değil. Elektron ilgisi endo, işte azot ve 2A 8A grubu endotermikti oluşum entalpisi. Oluşum entalpisi de yine endotermik olabilir. Böylelikle A şıkkı olduğunu tekrardan ispatlamış olduk. İkinci soru Yukarıdaki tepkimelerde açığa çıkan ısılar Q1, Q2 ve Q3'tür. Buna göre ısı değerleri açıdakilerden hangisine doğru kıyaslanmıştır? Ee, bu soru tipini eline aldın her kaynakta görebilirsin. Ee, o yüzden önemli bir soru tipi bu. Çok sık karşılaşacaksın. Katı halden gaz hale geçiş varsa oradaki enerji değişimi her zaman daha fazladır. Sonra sıvıdan gaza ardına gazdan gazadır. Tamam mı? En fazla değişim neredeymiş? Katıdan gaza geçerken. Bu doğrultuda sorumuzu cevapladığımız zaman Birincisi de gazdan katıya geçiyor. Doğal olarak en fazlası burada çıkacak. Sonra gazdan sıvıya. ikinci sırada gazdan gaza. Üçüncü sırada 1-2-3. Cevabımız A şıkkı. Üçüncü soru. Tepkimesine göre 0,4 mol S katısı ile 0,3 mol O2 gazı tam verimli reaksiyona girdiğinde kaç kilojül ısı açığa çıkar? Kimyasal hesaplama gibi düşünecektin. Yani sınırlayıcı bileşeni bulacaksın. 2s artı 3o2'den tamam mı? Ne oluşmuş? 2so3 artı 760 kJ ısı. Diyor ki verilenler yazıyorum. 0,4 mol bundan varmış. 0,3 mol de bundan varmış. Sınırlayıcı bileşimimiz bizim nedir? Hani molünü katsayıya bölüyorsun. Molünü katsayıya böldüğünde 0,3 bölü 0,1 0,4 bölü 2'den 0,2 küçük olan sınırlayıcı bileşeni. Bu daha küçük demek ki sınırlayıcı bileşen bu. Biten bu. 0,3 mol bundan giriyor. 3 kat sayısı 3 olandan 0,3 ise 2 olandan 0,2 girer. Bundan da 0,2 giriyor. Sonuç itibariyle buradan 0,2 artar. Sınırlayıcı bileşene göre geçiş yapıyoruz. 3 molde 760 760 kilo ısı açığa çıktıysa 0,3'te ne kadar çıkar diyoruz? Onda biri. 76 cevap C şıkkıdır. Dördüncü soru denklemine göre 75.2 kJ ısı açığa çıktığında yargılandan hangileri doğrudur diyor. 1 mol yandığında 376 çıkıyor bak. 1 mole 376 çıkıyor. 75.2 demek 75.2 demek kaç katı? 0.2 katı. 0.2 mol tepkimeye giriyor demek. Tamam mı? Şundan 0.2 mol giriyormuş. Kat sayılar aynı olduğundan dolayı bundan da 0.2 mol girmiştir. Kat sayılar aynı olduğundan dolayı bundan da 0.2 mol oluşmuştur. 6.4 gram oksijen gazı harcanır. N eşittir. M bölü MA'dan 0.2 mol eşittir. M bölü MA'mız 32'den içler dışlar çarpımından 6.4 doğru. 4.48 48,8 gram karbondioksit oluşur demiş. 0.2 mol 0.2 mol eşittir. M bölü MA'sı karbondioksitin 44. İçler dışlardan 8.8 gram. Bu da doğru. Normal koşullarda 4.48 litre grafit harcanır. Gazlar için biz normal koşullarda hacimden bahsediyoruz. Grafit bir katı. Bundan bunun için bahsedemeyiz bir hacimden. O yüzden bu yanlış. Cevap 1 ve 2 B şıkkı. 5. soru. Gazların molar entalpileri verilmiştir. Buna göre normal koşullarda 44.8 litre C3H8 ve C4H10 gazlarının karışımı tam verimle yakıldığında açığa çıkan ısı dikkatten hangisi gibi olabilir diyor. Bu kaç mol demek? n eşittir v bölü 22,4'ten işte 44,8 bölü 22,4 2 mol mü? Bak bu 2 mol. bu bir karışım. İkisinden de var. Yani tamam 2 mol. Hepsi e, biz diyelim ki şu 2 mol iki de bu ikisi de bu olsun. 2 mol ikisi de bu olursa 1 mol yanında, yanında 2000 ısı açığa çıkıyorsa 2 mol yanında 2000 2 ile çarparsın 4400 ısı açığa çıkar. Tamam. İki molün hepsinin bu olduğunu düşünecek olursan iki katı. 1 mol iki bin katı. 4800 Şimdi bu bir karışım. İkisi bundan dolamaz, ikisi bundan da olamaz. Doğal olarak ikisinin arasında bir değer olacak değil mi? Yani benim aradığım değer 4400 ile 4800 arasında olacak. Şıklarda hangisinde var? Baktığın zaman yalnız e şıkkında var. Cevap e'dir. Altıncı soru. Tepkime denklemine göre Ca3PO4 iki katısının suda çözülme entalpisi kaç kilojül bölü moldür diyor. Ürünler eksi girenler yapıyorsun. Ü eksi G yazdım bak. Tamam mı? Delta H. Ürünlerde kalsiyum. Nerede kalsiyum iyonu? Burada. Eksi 540. Eksi 540. Çarpı 3. Parantez açtım. Artı. Ee, fosfat iyonu. Fosfat iyonumuz. Eksi 1220. Eksi 1200. Pardon 60'mış. 2 tane var. 2 dedik. Çarpı 2. İşlemi karıştırmamak için şöyle bir parantez aç. Ürünler bu. Girenler, eksi. Girenlerde sadece burası var. Bu da eksi 4100. eksen eksen çarpımı artı yapar. Şuraya artı direkt 4100 yazdım. Tamam mı? 3'te çarparsan 0, 3 kere 0, 0 3 kere 4, 12'nin ikisi 15, 16 Eksi 1620 eksi eksini çarpımı artı yapar. 2 ile çarpıyorum. 0, 12, 6 kere 2, 12, 14, 15, eli var 1, 2, 3 mü? Yok yanlış yaptık ha. 0, 12, 12'nin ikisi evde var 1, 4, 5 yaptı tamam. Şurası da 2. Heh. Şimdi eksin eksin e, şurası eksi değil. Eksin artın çarpımı eksi. Şimdi şunların ikisini toplayacaksın. İkisini topladığın zaman ne elde edersin? eksi 4140 mı bulursun? Tamam. Bir de artı 4100 vardı. Sonucun ne çıktı? Eksi 40. E şıkkı. Yedinci soru. Yukarıda tamamı gaz fazında gerçekleşen tepkimelerin aynı koşullarda yanan maddelerinde 1 metreküp fiyattan eşit olduğu varsayılıyor. Buna göre yakıt olarak tercih sırası aşağıdakilerden hangisi olması beklenir? Baktığınızda aynı miktarda yandığında en fazlası çıkartanı yakıt olarak tercih edersin. 2 mol yandığında bu kadar çıkıyorsa 1 mol yandığında bunun yarısı olan 1432 kJ/açı çıkar. 2 molde bu çıkıyorsa 1 molde e, ne ne olur? 200 250 olsaydı 500 olurdu. 272 gibi bir sayı. Tamam yaklaşık yazdım. Tam sonuç mu bilmiyorum. 1 molde direkt bu. En büyük hangisi? 3. Üç. 3'ü daha çok yakıt olarak kullanırız. 3 büyük 1 ardına 2. Cevaba A deriz. 8. soru. Yukarıda eşit kütlelerden yanan maddelerin açığa çıkaracakları enerji arasındaki ilişki hangisine doğru verilmiştir? Eşit kütle demek. Öncelikle ma'larına bul. MA'sı karbon 12, kükürt 32, 32, 32, 32 daha 64, 64 12 daha 76 mı? MA'sı 76 bak şöyle 76 diye yazıyorum. MA'sı 44 C3H8'in tamam mı? 44 Şunun Ema'sı da e, kaç bunun da MA'sı 44? eşit kütlede alıyorsan her birinden 76 şar mol aldığını düşün. 76 gram aldığını düşün. 76 gram aldım. 76 gram aldım. Bunun molü 1. Bunun molü 1 nokta küsür. Yani 76 bölü e, 44'ten 1 nokta küsür diyelim. Bunun molü de 1 nokta küsür. Tamam mı? Tamam mı? Baktığın zaman e, en fazlası nerede var? 2'de mi var? 1 nokta küsür. Yani 1 molünde 651 ise 1 nokta küsüründe e, 651'den daha yüksek bir değer yapar. 800'lü 900'lü bir değer yapar. Bu 1'di. 721. Şu da 1 nokta 1. 1 molü zaten 92 ise diğeri de 100 küsür yapar. Baktığınız hangisi daha büyük oldu? 2. Ardına 3. En sonsa 1. 2, 3, 1. Ee, cevap E şıkkıdır diyoruz. Dokuzuncu soru. Hidrojen gazı tepkimesine göre yakıt olarak kullanılabilir diyor. Buna göre eşit kütlede altın çiz. Eşit kütlede H2 ve O2 gazlarının tepkimesiyle başlayan tepkimi de açığa çıkan ısıyı artırmak için. Eşit kütle dediğinden dolayı. Şimdi MA'ları 32. Yani H2'nin ve O2'nin MA'sı ayrı ayrı yazalım. H2'nin MA'sı 2, O2'ninki 32. Eşit kütlede biz bunları alalım. Eşit kütle derken 32 ser gram alalım. 32 gram alsam 16 mol. 32 gram alsam 1 mol. Baktığım zaman sınırlayıcı madde oksijen. Yani oksijen bitiyor. Tepkimin devam edebilmesi için oksijen eklemem lazım. Oksijen eklersem tepkime devam eder ve daha fazlası çıkar. Isıyı artırmak için oksijen eklemeliyim. Hidrojen artırmak elimde zaten fazladan var. Gerek yok. Suyu bu yoğuştursak yine oksijen oluşur. Oksijen oluşursa tepkime devam eder artar. 1 ve 3 olur deriz. Cevap C şıkkıdır. 10. soru. Aynı koşullarda yukarıda tepkime ısısı dönüşüm semerası verilmiştir. Buna göre hangiler doğrudur diyor. Azotun yanması bir de azotun yanması endotermiktir. Yani delta sıfırdan büyüktür. Doğru. Geldin 2'ye. Burada eniko gazı Şimdi azotun yanması hariç her şeyin yanması egzotermik. Yani sıfırdan küçük olması lazım. Sıfırdan büyük demiş yanlış. N2 yine 3'te yakmış. Yakmak demek oksijenle tepkime Azotun yanması endotermikte sıfırdan büyük olması lazım. Bu da yanlış. Doğruyu sormuş. Yalnız bir aşık. 11. ve son sorumuz. Yargılarından doğru olanlar şu doğru tikiyle yanlış olanlar da çarpı işaretiyle sırasıyla değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Kimyasal bağın kırılması için gereken enerji aynı bağın oluşması sırasında çıkan enerji miktarına eşittir. Doğru. Yani oluşması için de atıyorum sen şunu elde edeceksen 100 kilojoule enerji açığa enerji ihtiyacın varsa kırarken de yine aynısı olacaktır. Doğru. Baktığın zaman diyor ki sıralaması bağların sağlamlık sıralamasıdır diyor. İki atom arasındaki bağ sayısı bağlamlık bağlamlığı kuvveti artar uzunluğu kısalır da. Doğru. Bağlarının kararlılık sıralaması enerji arttığına göre kararlılığında artması lazım. ya yani 3 daha büyük olması lazım. Burada bir daha yani tekli bağ daha yüksek demiş. Yanlış oldu bu. Üçlü bağda enerji yüksek. Bağda en kısa olması lazımdı. En kısa burada en en bağ tekli bağ demiş. Bu da yanlış. Doğru doğru yanlış yanlış cevap A şıkkıdır diyoruz. Böylelikle amatör test birinde çözümünün sonuna geldik. 11 tane sorumuz vardı. Bir başka derse görüşürüz kendine iyi bak.